Tutsak gazeteciler bugün Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi. AKP hükümeti basın üzerindeki baskılarını artırırken basın konseyi sansürün kaldırılmasının 105. yılında basın özgürlüğü paneli düzenledi. Silivri cezaevindeki tutsak gazetecilerin fotoğraflarıyla katıldığı panelde basın özgürlüğü masaya yatırıldı. AKP hükümetinin basına yönelik baskılarının artarak sürdüğü günlerde Türkiye sansürün kaldırılmasının 105. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Basın konseyinin düzenlediği panelin gündeminde Türkiye'de basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler vardı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen panelin simgesel misafirleri de vardı. Tutsak gazeteciler fotoğraflarıyla Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi. Panelde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasi karnesini açıkladı. En son Birleşmiş Milletler keyfi tutuklamalarla ilgili çalışma komitesi sınıfta kaldığımızı ilan etti. Bir tek polisin sınıfı geçtiğini ilan eden Sayın Başbakan. Ama öyle sanıyorum ki Sayın Başbakan da polisle birlikte sınıfta kaldı. Avukat Turgut Kazan da gazetecilerin özel görevli mahkemelerde terörist olma serüvenini anlattı. Yargı formatı kullanarak ezmeyi amaçlıyor ve eziyor. Yaşadığımız süreç böyle bir süreç. Yargı formatını bu özel yetkili mahkemelerde kullanıyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum, ayrıntıya girmiyorum. Bunlar kesinlikle mahkeme değildir. Dolayısıyla siz muhalefet yapar herkesin. Tabii en çok da yazan çizen muhalefet yapmak durumunda olduğu için onların hepsini oraya gönderiyorsunuz. Böylece yargı formatını kullanarak siz... Bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan gazeteciler de serbest kürsüde yaşadıklarını aktardı. Üzerinize affedersiniz çamurun yağdı. Bir sistemin içerisine düşünüyorsunuz ve esasında yargılama diye kastettikleri şey bu. Yargılamadan anladıkları şey bu. İfade özgürlüğü davası değil, tek başına her şeyi aşan, bütün toplumun özgürlüğünü ilgilendiren bir dava. Bugün basın özgürlüğüyse, bugün bütün bu gazeteciler içerideyse, ona öncül olan bir takım projelerin, operasyonların gizlenebilmesi, daha rahat yürütülebilmesi içindi. İstibdat rejimi vardı, Abdülhamid'in istibdat rejimi ve 3 genç subay. İşte binbaşı Enver, Resmi Niyazi, Eyüp Sabri daha çıktılar ve hürriyeti getirdiler. O zaman sansürün kaldırılması, sansürün yıkılması bir devrim olmuştu. Bugün de bir istibdat var, bugün de bir sansür var. Bu da devrim de bence kaldırılacaktır. Yöneticiliğini Yazgül Aldoğan'ın yaptığı panelde Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazeteci Ezgi Başaran ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün de konuştu. Konuşmacılar AKP hükümetine karşı yükselen halk hareketini sansürleyen ana akım ve yandaş medyayı eleştirdi. Fazıl Say salonunu dolduran katılımcılar tutsak gazetecilere desteklerini alkışlarıyla gösterdi.